Merhaba arkadaşlar, Yeşil Devin maceralarına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra Skyrim serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi şu an Whiterun'dayım ve buraya niye geldin derseniz elimdeki fazlalıkları satmak için geldim ve sattım da işte Vorstag'ın ayağına Orkish Boot falan aldım. Hatırlarsanız en son Orkish'e çeviriyorduk zırhını Vorstag'ın. Daha sonra bu bölümde aslında ne yapacağımı hiç bilmiyorum. En son 27. bölümü haftalar önce çekmişiz ve aslına bakarsanız bütün planımı, programımı, her şeyimi unuttum seri için. O yüzden doğaçlama gideceğim bu bölüm. Eve geri döneceğim. Evde geliştirilecek yerler varsa onları geliştireceğim. Onun için birazcık demir almam gerekiyor. Şu iron ingotların hepsini alalım. Şu orları da alalım. Bayağı lazım olacak çünkü. Bunlar lazım olur mu bilmiyorum. Buraya gelmişken alsak mı almasak mı? Bilemiyorum şu an. Evet, eve gideceğim. Yapılacak yerleri yapmak için. Bu arada Vorstag'ın da sadece şu kollukları steel kaldı. Onu da Orkish yapınca bir set çıkmış olacak. Daha sonra da onu Ebony'ye dönüştüreceğim. Çünkü yavaş yavaş artık Ebony Armor, Ebony zırh şeylerim açılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi helmet geldi mesela. Ama heavy armor olduğu için bu zırhı kendime yapmayacağım. Yine Vorstag'a yapacağım. Ama daha var buna. Buna çok pahalı olacak bu set. Yani nereden baksanız 6-7 bin gold'luk bir set. Minimum. O yüzden bunu kendim craftlayacağım. Onun için de level 80'e ulaşmam gerekiyor smithing'de. 78'im şu an. Az kaldı. Evet, aldıklarımı alacağıma göre bir eve gidebiliriz. En son odun falan da vardı yani. Bir şey yapmam gerekirse ki. En son kütüphane yapmıştık. Evin arka tarafına. Kuzey batı kısmına. Oraya aslında yıkıp ben oraya alkemi laboratuvar yapmak istiyordum. Orayı yıkıp onu da yapabiliriz. Daha hoş olacaktır. Çünkü yatak odasından çıkınca köşede alkemi masasıyla enchantment table duruyor. Çok iğrenç. Öğrene böyle daha böyle güzel, fantastik bir kule çok iyi olabilirdi bence. Evet, Balimunt orada. Evet, en son şu kuleden bahsediyordum işte. Şimdi deneyeceğim Alchemy Tower yapmayı. Ne diyor? 3 iron fitting, 3 lock, 6 hinge. Evet, demir bayağı gerçekten lazım olacak. Şu orları da demire çevireyim. Bunda sorup duranlar var sürekli. Orları, yani bu ingot şeklini almamış orları, ham orları nasıl ingota çevireceğiz diye. Buradan smelter'dan çeviriyorsunuz. Varsa orunuz. Gördüğünüz gibi bende 3 tane var, aşağıda yazıyor. 3 tane iron ingot yapabileceğim. Evet, şu an yaptım. 3 tane. Ha, niye buraya bastım ya? Yapacaklarımızı yapacağız. Ne diyordu? Hinge 6 tane diyordu. 4 vardı. Bu kurtaracak. Iron fitting 3 tane diyordu sanırım. 1, 2, 3. Kilit kaç tane diyordu? 1, 2, 3. O da dursun yanımda. Bir tane de nails yapalım. 5 tane iron ingot kaldı. İnşallah yetecek, yetmeyecek ama. Evet, buraya yetiyor. Kapılarını yapmaya yetiyor. Evet, alt kısmı herhalde. Zemin, aha, stone lazım. Sanırım şeyde Vorstag'a vermiştik. En son bana ağır gelmişti de ona vermiştim diye hatırlıyorum sanki. Evet, vermemişim. Sadece clay var. Şunları alayım ondan. O zaman bizde bu arada şeye Staff of Magnus'u sattım arkadaşlar. Kullanmayacağım ya, yani kullanmam diye düşündüm ve sattım. Tekel yetiyordu. Şurası mı? Hı. Evet, birazcık taş toplayalım. Böyle taş toplamak da görülmemiştir. Ay Allah, pat küt. Böyle bir taş toplamak yok yani. Evet.
Bayan Nail varmış ya. Evet, Clay lazım. Clay de Warstock'ta vardı, demin gördüm. Need something? Sure. What have you got? 43 tane Clay var. Alalım. Bir önceki bölümün başında toplamıştım Clay'lere. 27. bölümün başında hatırlarsanız. Evet, tepesi, çatısı yaptım vallahi, bitti. Evet, bu arada Architect diye achievement açıldı. Başarıların kilidi açıldı. Yalnız şimdi şeyi anlamadım. Library gitti, onun yerine mi yaptık biz bunu, yoksa ikinci bir kule, evet, ikinci bir kule oldu. Ha evet, şuraya geldi. Önceki library buradaydı. Gayet güzel ve büyük bir şey oldu. Gidip bakacağım. Daha fazla da eve yapabileceğim bir şey kalmadı. Yani bayağı bir büyüttük. Maksimum seviyeye getirdik. Yalnız buraya yaptığım şeyi sevmedim. İçeriye yaptığım serayı sevmedim. Çünkü bilemeden yaptım. İşte buraya ekim yapabiliyormuşuz. İçerisi orası boşa kaldı ve orayı şey yapamadım. Hani kırıp onun yerine başka bir şey yapamadım. Şu greenhouse'u remove yapsam, şunu şuradan mesela remove yaptım şu an. Orası yıkılmıyor. Sadece şey oluyor. Nedir adı? İçindeki workbench kalkıyor. Şöyle gidip bakayım. Gördüğünüz gibi hala orada duruyor şu çıkıntı. O yüzden şeyini, workbench'ini geri koyabiliriz de, şöyle bir şey çıktı. Remodel House Intro Entryway. Girişi tekrar modelle diye bir şey çıktı. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Daha başka şu ilk kapının önündeki girişi mi değiştirecek? Ne yapacak? Ya da niye? Şey de çıkmadı. Buradan blueprint'i alsam da nasıl yapılacağı da çıkmadı. İlginç vallahi, bilmiyorum. Yani ama şuradan hiç hoşnut değilim. Onu söyleyeyim. Oraya güzel bir storage falan yapabilirdik. Zira şeyin alt kısmı var da. Evin bodrum kısmında da bayağı bir depo tarzı yer vardı. Hatta blacksmith falan bayağı iyi oldu alt kısım. Evet, remodel'e basınca gördüğünüz gibi burayı bomboş yapmış. Güzel, süper. Ne kadar güzel. Harika. Burayı şimdi tekrar nasıl donatacağız ya? Oh, yapma Volkan. Bu zor iş, nasıl olacak? Benim hatam. Iron fittings falan istiyor ya. Ateşim vardı ortada. Acaba şey mi yapsak? Load'dan geri mi alsak? Lan kuleyi de yapmıştık. Vay arkadaş. Peki şeyler niye görünmüyor? Ateş mateş niye görünmüyor? Yok, bu sakata geldi. Ben bunu load yapacağım arkadaşlar. Biraz geriden yani. White Run'dan. Ne oluyor biraz gerisi? Aha, aynen White Run oluyor. Aha. Sessiz olun, bilmediğiniz yerlere basmayın. Zira ona basınca ben de ne olabileceğini düşündüysem farklı. Remodel diyor işte. Evet, şurayı bir halledeyim de alkemiyi aksiyona dalacağım. Zira nereden dalacağımı hala kestirebilmiş değilim aksiyona da. Evet, şu an şey yaptıktan sonrası değil mi bu? Alacaklarımızı aldıktan sonrasına döndük. Iron'lar duruyor yani, değil mi? Aynen, iron'ları almışız o hali. Bir iki tane de korundum alalım da gelmişken. Orada lazım olacak şimdi. Evet. Evet.
hemen eve geri gidiyorum. O kuleyi şimdi tekrar yapacağım. Yaptıklarımı. Evet. Hallettim. Eski haline döndü her şey. Zaten buradaki chest'imiz de vardı. Onun içinde de bir sürü şey vardı. Bunu hallettiğim bayağı iyi oldu. Açıkçası. Şimdi şu yeni kulemize bir bakalım. Eski kule. Eski kuleye buradan çıkılıyordu sanki. Üstten mi çıkılıyordu? Yeni kule, eski kule. Eski kule, yeni kule. Şuraya da bir kapı gelmiş. Bu kapı. Ha. Ta eyvallah da bunların hepsi çok güzel de bir saniye, bir gariplik var bu işte. Warstock'cım müsaade et. Heh. Şuradan bir üst kata çıkalım. Evet, burası 27. bölümde yapmış olduğumuz kuleydi. Tamam, eyvallah. Hem burada bir kule daha oluştu, değil mi? Evet. Burası da library olacak. Bunun da Carpenter'ı alt tarafta şeyi, workshop'u. Evet, tamamdır, anladım ben. Siz anlamasanız da olur, ben anladım. Evet. End tables. Sizlerden başlayalım. Cupboard. Iron fitting'i ona harcamayalım. Shelves. Exterior chests. Evet, Akim Lab buraya gelecek tabii ki. Fitting'im olmadığı için şu an sıkıntıdayım. Evet, yapabileceklerimin hepsini yaptım. Gerisi için demir lazım. Evet, bu kapıyı da kapatabiliriz. Bir sürü kapı oldu evin içinde. Her taraf kapı. Evet, işte burada Enchanter vardı. Şu aşağıda da Alchemy Lab vardı. Onlar orada kalabilir. Büyük sıkıntı değil ama asıl kulem burası. Gördüğünüz gibi. Burada yapacağım işlemlerimi. Enchanter daha henüz çıkmadı ama Enchanter da çıkar herhalde. İyi oldu, burayı tuttum ben. Tamamdır bu iş. Evet. Bir aşağı inelim. Burada sanırım malaçiti var elimde. Hazır. En son Smithing perklerinden ork işi açmıştım. Ork iş armor'ı. Şeye de Warstock'a da ork iş armor yapıyoruz. Hani buradan yapabiliriz diye düşünüyorum. Blacksmith Forge'dan. Ork iş, evet, burada. Yapmam gereken şey Gauntlets. Bunun için de Oracle Ingot lazım olduğunu biliyordum ama sanki bende de vardı diye hatırladım. Meğersem yokmuş. Bunu da başka yerde yaparız Warstock için. Buraya da demir olmadan yapabileceğim bir şey yok zaten herhalde, sanırım. Şu masaları yapayım. Masa. Biraz kalabalık görünsün içerisi. Yapabildiklerimi yapayım. Evet, yapabildiklerimi yaptım. Evet, birazcık da olsun doldu. Evet, fıçılar mıçılar. Tamamdır, oldu bu iş. Masa falan da geldi. Evet, ev birazcık şekil aldı. Bayağı bir şekil aldı. Bayağı ev kıvamına girdi. Geleceğiz şeye, çocuk sahibi olmaya. Çocuk sahibi nasıl olunuyor? Aslına bakarsanız bilmiyorum. Balimund, para ver.
Balamut. Güzel. 300 gold verdi. Şeyden de iron alabiliriz diyeceğim de Oracle ingot varmış şeyde Balimund'da. Şöyle bir 3 tane falan alsak bizi kurtarıyor. Warstag'ın gauntlet'larını alıp Balimund'a satacağım. Gördüğünüz gibi Warstag'da bir sürü önceden enchantlamış ve yapmış olduğum smithing ve enchantment kasarken yapmış olduğum müzikler falan var. Bunların hepsini satacağım. Yani yürüyen kasa olarak kullanıyorum Warstag'ı. Bunu satalım abi. Evet. 21'miş. Exquisite derecesine kadar şey yapmışım. Güçlendirmişim. Bunu buradan satıyoruz. Şimdi herhalde şimdi güçlendireceğim bir epic falan olacak ya da legendary olacak. Orkish armor'ı hemen yapıp fortify yapacağım işte. Bakalım ne olacak. Kolluklar. Orkish niye hala yapamıyorum onu anlamadım. Ha bir de iron ingot lazımmış. Hay Allah'ım ya Rabbim. Bu oyun beni koşturmaktan zevk alıyor. Dışarıda bir tane o şimdi Balimut'tan bir tane or alacağım. Dışarıda onu tek ordan ingota çevireceğim. Ondan sonra dönüp gelip şey yapacağım. Var mı böyle bir şey? Ay oru almadan gidiyorum. Bak yine koşturacaktım az kalsın. Şey çok güzel. Ben dışarıda savaşıyorum falan. Bayağı böyle bütün işleri ben yapıyorum. Balimund evde yemek pişiriyor. O da evet işin ilginç kısmı. Ha iron ingot da varmış. Şu iron ingotları bir alalım. Gözünü seveyim Balimund ya. Ver abi ver. Hiç dışarıya bir daha koşmayalım. Şurada halledelim. Yoksa sıkıntı olacak bize bu. Orkish gauntlet. Tamamdır yaptım. Şimdi yukarıda geliştirip evden çıkarken Warstag'a vereceğim. Burada zaten geliştirme yeri yok henüz. Ya keşke evin içindeki odalardan geçerken bari yükleme ekranı gelmese ya. Hani bari evin içini bütün olarak bir kere de yüklese de girip çıkarken sıkıntı olmasa. Çok saçma yani. Hadi tamam dışarı çıkarken Skyrim'e çıkarken neyse de evin içinde işte girerken bir kere yükleme ekranı gelse. Sonra gelmese ne kadar güzel olur. Evet bir de şimdi görevlerimize göz atalım. Mage Guild'ı da bitirdiğimize göre yeni bir guild'e giriş yapabiliriz. Bu Dark Brotherhood da olabilir, Companions da olabilir. Uzun zamandan beri atımız yok. Atı çok soranlar oluyor. Hala at almadım mı işte kaç bölüm oldu öyle oldu böyle oldu falan diye. Feriha'nın acısını da unutamadık. at almayacağım. Shadow Mirror'ı alacağım. O da Dark Brotherhood Guild'in sonunda geliyor. O zamana kadar da ben de almayı düşünmüyorum. O yüzden Dark Brotherhood Quest'ine girmek çok daha mantıklı olabilir. Evet Legendary oluyor. Armor 17'den 28'e kadar çıkıyor. Artık Legendary'e kadar kastırabiliyorum. Evet bunu da şimdi Warstag'a verebiliriz. Evet. Evet helmet hariç set oldu Warstag'da. Şu an gayet iyi görünüyor. Evet biz de görevlerimize bakacak olursak Recover Storm, Shrine of Talos, Crimson Stones of Brenzia.
Evet, hala Tears of Guild'in görevlerini yapmamışım. Hala onlar duruyor. Onları da yapmak çok önemli aslında. Ama ben bu bölüm Companions'a gideceğim arkadaşlar. Çünkü ileride işte kurt adam olmak falan hani nasıl oluyor? Onlar da çok gelen sorular arasında. O yüzden Companions'ı tercih ediyorum. Oblivion oynayanlar ve Skyrim bilmeyenler, oynamayanlar için daha doğrusu Companions eski oyunlardaki Fighters Guild anlamına geliyor. Aynı olay yani. Oraya gireceğiz ve inanır mısınız hasta olduğum dönem boyunca video çekemedim. Bunun için de bir duyuru yapmıştım zaten. Çeşitli sorunlarım vardı. Hala o sorunların etkisi altındayım ama Skyrim'in doğası ve Skyrim'in müzikleri gerçekten kendimi toplamama yardımcı oluyor. Yani inanılmaz inanılmaz bir şey yapmışlar gerçekten müzikler konusunda. Evet, şimdi şeyimizi de geri takabiliriz. Hood'umuzu. Benim kafamda ne vardı ya? Şey mi vardı? Mor okey mi vardı? Mor okey varmış kafamda. Mor okey takalım. Takım olalım. Evet, Companions burası Whiterun'da. Şu üst tarafta Skyforge Blacksmith var. Bu da Earl Grey Mane, Whiterun'un en iyi çeliğini döven Blacksmith kendisi. Yorvaskır. Buraya giriyoruz. Companions'ın başıyla ismini unuttum. Görüşeceğiz ve Companions'a girmek isteyeceğiz. Eğitmeye kalkacaklar bizi falan. Şimdi onların hepsini yaşayacağız. İşte burası Companions. Burası da ateş havuzu. Giriyorsunuz. Isınıyorsunuz böyle. Oh, hiçbir tarafınız yanmadan. İçinde koşturuyorsunuz. Yıl olmuş 2013. Skyrim gibi ayrıntılı devasa bir oyunda. Alt tarafı şuraya girince can, hani yanmasını falan geçtim de. Ki oyunda yanma efektleri de var. Buraya gelince en azından canın gitsin bir ah çeksin. Ama yok hani. Efsane. O kadar da update güncelleme çıkarttılar. Daha yeni bir güncelleme daha geldi oyunu hızlandırmak için. Henüz yapmadım ama. Ona rağmen hiç yani bana mısın demiyor. Neden kimse yok derseniz koskoca Yorvaskır'da. Çünkü sabaha karşı bir saatte geldik. Herkes uyuyor muhtemelen. Bu arada değişik bir mikrofonla kayıt yapıyorum. Bunu da şimdi söylemem ne kadar etik bilmiyorum. Başında söylemedim, şimdi söylüyorum. Videonun nasıl bir ses olacak? Az mı çıkacak, çok mu çıkacak, cızırtılı mı çıkacak nedir hiçbir fikrim yok. Evet, burada diğer companion adaylarının yaşadığı bölme. Biz ise bunun sonuna gideceğiz. Evet. Kodlak Whitemane, Companions'ın başı şu an, ya başı değil de başı ölmüş durumda. Kodlak ise Companions, Yorvaskır'ın en yaşlısı ve onun sözünü dinliyor diğer Companions'lar. Ben direkt olarak Companions'a katılmak istiyorum diyorum. You're not truly considering accepting her. I am nobody's master, Vilkas. And last I checked, we had some empty beds in Yorvaskar for those with a fire burning in their hearts. Apologies. But perhaps this isn't the time. I've never even heard of this outsider. Sometimes the famous come to us. Sometimes men and women come to us to seek their fame. It makes no difference. What matters is their heart. And their arm. Of course. How are you in battle, girl? Evet, nasıl savaşıyorsun diyor. İşte kendimi koruyabilirim diye biliyorsun. İşte bana ne cüretle bu soruyu sorarsın ya da öğrenecek daha çok şeyim var diye biliyorsun. Burada mütevazilik de yapabilirsiniz. Hepsi aynı sonuca çıkacak. Kendimi koruyabilirim demek istiyorum. That may be so. This is Vilkas. He will test your arm. Vilkas, take her out to Evet, the yard. Vilkas bizi deneyecek. Üzerlerindeki de Wolf Armor arkadaşlar. Güzel bir çelik, güzel bir zırh yine. Ama bizim ihtiyacımız yok.
Şurada coin purse varmış, çalsak mı ya? Vilkas bizi training ground'a götürecek. Tabi önce kendisi çıkmayı başarırsa. Bu arada seriye başlarkenki planım her bölüm bir level olmaktı. Yani gittikçe zorlaşacak bir gaye tabi bu. Hani level yani bölüm 28'i çekerken 28 level'ı garantilemiş olmak istedim hep. Şu an ise 32-33 level'dayım. 28. bölüme göre gayet iyi bence. Evet, çıktık test alanına. Ben kılıçlarımı çekeyim de. Sadece kılıç mı? Ya da onlar mı kılıç verecekti? Onlar kılıç verecekti galiba. Tamam, sakin ol Warstock. Ben halledeceğim Warstock, sakin ol. Bir Fusro daha bakar. Ha, buraya girişmeden önce zira onlar yeni silah verecek diye hatırlıyorum ama. Hazır madem buraya kadar geldik, Nightingale Blade'in şeyi bitti, enerjisi bitti, ona en sonunda Black Soul Gem'leri falan doldurmuştuk. Bunu Dragon Scale Armor yapacağım, ona enchantment yaparken kullanacağım. Şöyle Petty Soul Gem'le falan yarıya kadar doldurayım. Gel bakalım. We don't do battle with magic around here, new blood. Now come at me. By Ysmir, you won't leave here alive. Tamam, magic yok ki abi. What do you think this is? We don't do battle. Hala bununla vuruyorum, magic diyor ya. Now come at me. I'll wait here. O zaman başka normal kılıç kullanarak halledeyim. Magic yok abi, hani. Normal kılıç, sadece Mehrunes Razor kullanayım. Onda da mı var bir şey? Tamam, Mehrunes Razor. Öbürü Health Absorb yapıyor. Ondan herhalde şey yaptı. Allah Allah. Tamam, hemen Blade Sword'u alıyorum. Warstock'dan. Blade Sword'la girişeceğim. Evet, oldu bu. Evet. You might just make it. But for now, you're still a wealth to us, new blood. So you do what we tell you. Here's my sword. Go take it up to Yorland to have it sharpened. And be careful. It's probably worth more than you are. Evet, Vilkas da çok artist, işte hala çömezsin diyor, biz ne dersek onu yapacaksın diyor. Al kılıcımı, yukarıda yorulunda götür, keskinleştirsin diyor. Ama dikkat et diyor, sakın kaybetme diyor, muhtemelen senden daha değerlidir diyor da. Tabi daha hiçbir şey bilmiyorlar. Yorulund al hocam. I'm guessing you're the newcomer then. That attitude around here. You'll want to learn to live your own life. Remember, well, Kodlak is the harbinger, and he's a sort of. I have a favor to ask. Evet, senden bir yardım istemeliyim diyor. My wife is in mourning, and I need to get back to her soon. I'd be much obliged if you could take this to Aella for me. İşte Aella'ya diyor, işte bir kalkan yaptım, onu götürür müsün benim için diyor. This isn't a command. Just decency. Help out an old blacksmith. Got to get back to my. Tamam, götürürüz. Götürürüz. Aile de benim önceki save'imde, yani 134 level olduğum bir save var. Orada benim companion'ımdı ve onun şu an üzerinde olan Ancient North Armor var. Ancient North Armor'ı giymiştik ikimiz de. İkimizde de onda Krosis vardı suratında. Bende ise en iyi şey vardı, maske vardı. Adını unuttum. Hani 9 maske, 8'deki 8-9 maskeyi koyunca ortaya çıkan
Boynuzlu maskeden bahsettim de adını unuttum şimdi. Her neyse. Bayağı iyiydi o save'de. Ama yavaş yavaş Warstag da iyi yani, bayağı iyi. İş görüyor. Evet, Ayla nerede? Aşağıda. Evet, Ayla'nın odasına gidiyoruz. Burası. Evet, kendisi de burada. Ah, good. I've been waiting for this. Good to see you made it up here. You know this one? I saw her training in the yard with Vilkas. Ah, yes. I heard you gave him quite a thrashing. Don't let Vilkas catch you saying that. Do you think you could handle Vilkas in a real fight? Gerçek bir dövüşte Vilkas'ı diyor, sence indirebilir misin diyor. Beni görmüşler antrenman yaparken bahçede de. Daha kılıcını çekmeden onu öldürürüm. Whoa, diyorum ben de. We're rough, but there's no need to kill a shield. I like your fire though. You'll make a fierce companion. Let us hunt to... Here, let's have Farkas show you where you'll be resting your head. Farkas. Evet, nerede dinleneceğimi gördüğünüz gibi armor çok güzel Ayla'nın üstündeki. Ben de işte bir kız karakter olunca bu çok güzel oluyor. Bunun erkek versiyonu çok kötü. Dragurların üzerinde gördüğünüz aptaldır. Ama bayanların üzerinde çok güzel duruyor gerçekten. Bende de bu vardı işte, beğenmiştim. Oyunda sadece bir iki yerde karşınıza çıkıyor. Başka da çıkmıyor. Evet, şimdi de Farkas nerede uyuyacağımızı gösterecek. Nice to have a new face around. It gets boring here sometimes. I hope we keep you. This can be a rough life. The quarters are up here. Just pick a bed and fall in it when you're tired. Thelma will keep the place clean. She always has. All right, so here you are. Looks like the others are eager to meet you. Evet. Come to me or Ayla if you're looking for work. Once you've made a bit of a name for yourself, Skjor and Vilkas might have things for you to do. Good luck. Welcome to the companions. Evet, iş istediğin zaman bana ya da aileye gelebilirsin. Kendine biraz isim yapınca da Farkas'a ya da Vilkas'a gidebilirsin dedi ya da Skjor'a. The Falmer. There have been reports that they've been attacking people at night. Good. Do not spare them your blade. Evet, görevi de verdi giderken. Burada işte diğer companionlarla tanışabiliyorsunuz. Konuşabiliyorsunuz. Burası da yatak. Bu yatak da benim olsun köşede. Bir saat kestirelim. Kendimize gelelim. Haydi Vilkas. Ay, Warstag. Gidiyoruz. İlk görevimizi yapmaya gidiyoruz. Companions'taki hakkımızı da hayırlısı. İlk görev için Falmer'lardan bahsetti ama ben ilk görevde hiç Falmer falan hatırlamıyorum. Evet, Farkas orada. Kill the leader of Shimmermist Cave. Shimmermist Cave'in liderini öldür diyor. Tamam canım, ayıp ediyorsun. Bizim için 2 dakika hiç bir Fusroda'ya bakar. Fusroda. Şöyle Nordlar da çok güzel ya. Yani Skyrim aslında Nord'la oynanır. Bence kesinlikle Nord karakter seçilmeli. Ama ben kendi kendime daima elfleri sevmişimdir ve özellikle bu elfleri. O yüzden öyle devam ettim ama şöyle bir William Wallace tarzında bir girişim de güzel olabilirdi. Evet, nerede bizim cave? Ha, yakın. Şuradan koşarak gidebiliriz. Oo, ilk defa yükleme ekranındaki bu çocuğu ilk defa gördüm. Bu çocuk da hatırladığım kadarıyla Markarth'ta terk edilmiş bir evde. Annesi falan herkes ölmüş.
Night Mother için Night Mother Sacrament yapıyordu. Black Magic yapıyordu. Bir ayin yapıyordu. Dark Brotherhood'dan annesini öldürenin intikamını almak için bir ricada bulunuyordu. Burada karşı tarafta yine Necromancer'lar var. Oraya hiç bulaşmıyorum. Doğrudan arkaya dönüp bana verilen göreve gidiyorum. Tabi Blades şeyi de Blades Sword'u da geri verelim Warsaga da. Weapon Blades. Onu geri veriyorum. Kendi şeyim, ha tamam. Kendi kılıçlarım elimde. Sanırım şuradan gidince çıkacağız. Aha, dragon. Dragon var bir yerde de. Ben geldim de budağın arkası sanırım. Evet, dragon burada. Hem de blue mudur nedir? Ay bu ne? Yumruk çıkarttık. Evet, biraz tehlikeli olacak. Maşallah yanıyorum. Bende ne varmış ki? Onu indirmek için kullanacağımız Dragon Rant. Ben slow time attım galiba ortalığa. Ve slow time'da ölüyorum şu an. O ne yaptı bize ya? Bakayım da. Ağır çekimde olduğu için bu bir çeşit bug. İki kere canım bitti. Ağır çekimde can hızlı gitti ama uzun sürdü şey. Ve bu sıkıntı olacak. Evet, oldu. Değişik bir bug oldu. Ağır çekime geçti. Slow time yaptım. Canımın da slow time'da gitmesi gerekiyordu ama aksine o slow time boyunca aynı damage de azaldı. Çok kötü bir bug, çok büyük bir açık. O da bize sonumuzu getirdi. De ben ne zaman zaten Skyrim'de bir yere varmaya çalışsam kesin dragon çıkıyor yani. İhtiyacım olsa arasam bulamam, o ayrı konu. Oh, T buraya ver, değil mi? Evet, bu arada sağda çıkan ipucuna bakılırsa iki çocuğa kadar evlat edinebiliyor musunuz ama evde onların yatabileceği yer olması lazımmış. O yüzden bu bölümün sonunda da eve iki tane yatak atalım. En azından bir tane ekstra yatak atalım. Belki onunla alakalı olabilir. Evet, yine gidiyorum oraya. O dragon yine çıkacak. Büyük ihtimalle. Aman. Neyse, boss'ta kalır onu ya. Bu arada Blade Sword elimde. Blade Sword'u geri verelim. Boatian Cultist'i incele diyor. Bu da yeni Boatian görevlerinin geleceği anlamına gelebilir. Evet, Boatia's Calling çıktı. Boatia da bir Daedric Prince. Ama çok zor bir görev. Çok sıkıntı bir iş. O yüzden oraya şimdi gitmiyoruz. Belki bir sonraki bölüm
Poetias Calling'e bakabiliriz. Evet, şeyde çıkmadı. Dragon'da çıkmadı. Hah. Demeye kalmadı 2 dakikada. Ben hemen save game'imi alayım da. Bazen de save yaparken hızlı davranırsınız ve load'a basarsınız. 100 saat önceki oyuna geri dönersiniz. Ve yapacak kafanıza vurmaktan başka yapacak bir şey kalmaz. O yüzden save'lerde dikkatli. Hemen kaç, hemen kaç. Evet, Warstock'a saldırıyor. Yani şuradan hemen mağaraya girersek sıkıntı kalmayacak. Evet, şuradan giriliyor. Ben girdim valla. Warstock da otomatik ışınlanıyordur umarım. Yoksa Dragon Warstock'ı öldürebilir. Hah, gelmiş. Buraya da giremeyeceğine göre sıkıntı yok. Da müzik de geçmedi hala. Evet, bombumuzu unutmayalım. Bow gayet iyi iş yapıyor yani. Çok ilginç bir mağaradayım bu arada. Evet, burada bir tuzak var. Tamamdır. Aa, yukarıda ne o? Falmer. Evet, direkt detekte attı valla. Evet, Warstock yine halletti. Buradan nereye çıkacağız? Şuradan mı? Evet, sessiz duramıyorsunuz çünkü ben mesela çok sessiz ilerlesem de sneak'le muffle falan var. Formların arasında öyle ilerlesem de şeyde heavy armor var, Warstock'ta ve çok ses yapıyor. O yüzden onu şey yapamıyorum yani, kullanamıyorum. Ben anlamadım, niye buradan gidiyoruz ya? Ha, derinliklerine iniyoruz. Evet, burada bir chest var. Elven Arrow. Evet. Güzel şeyler çıktı. Kenardan devam edelim. Aşağıya gidecekmişiz. Aşağı inelim, tamam. Evet. Burada yine tuzaklar olabilir. Boost!
Vallahi alacak neredeyse beni ya. Korus çitinleri alıyoruz. Bunlar bir şey geliştirmeme yarıyordu ama neye geliştirmeme yarıyordu onu bir hatırlayamadım. Nereden geldik? Şuradan geldik. Buradan gidiyoruz. Tamam. Çok parlak garip bir şeymiş ya. Mağaraymış. Ben bu arada bir elime artık healing alsam iyi olacak. Yoksa potionlar yetmeyecek yani. Evet, buradan gidiyoruz sanırım. Fusrodah yerine de Fusrodah can götürmüyor bu arada, sadece geri atıyor. O yüzden şöyle Inferno falan Fire Breath daha çok işe yarayabilir. Evet, yer yamuk. Evet, geldi bizim boss. Amanın, her taraftan ateşler çıkıyor. Oo, anlaşıldı ateş nereden çıkıyor. Evet, yapacağımı hemen sizlere söyleyeyim. Önce Magicka'yı fulleyeceğiz. Sonra Resist Fire. Nerede şey? Canımızı fulleyeceğiz. Ondan sonra Poison ekleyeceğiz. Sonra da Magic'ten Conjuration'dan Flame Artronaki alacağız. Sonra da Healing Hands'i alacağız elimize ve Warstock'a can vereceğiz sadece. Hatta hemen tekrar şeyi fulleyeyim. Magicka'yı. Evet, halletti zaten Warstock. Gayet zor oldu. Oyunun zorluğu yüksekte bu arada. O yüzden böyle oluyor. Neden böyle oluyor diye düşünmeyin yani. Evet. Warstock halletti. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu Warstock. Çatır çutur yani, hiç oralı değil. Buradan bize bir şey çıkmıyor mu yani, bu mudur? İlerleyelim bakalım. Burası Skyrim'e çıkıyorsa yok. Buradan bir daha şu mu chest? Yo. Bir insan bir chest koyar ya. O kadar kapıştık ettik. Vallahi ilginç. Yok demek ki. Bir de şuraya bakayım. Yok, burası Centurion'un çıktığı yer. Yok, burada yok bir şey.
Mecbur çıkıyoruz. Belki çıkınca geliyordur. Bir de her zaman şöyle bir şey merak etmişimdir. Ben Companions'a girmeden önce rastgele buraya girsem de burayı temizlemiş olsam Companions görevi beni tekrar buraya mı atıyor, yoksa nedir yani bu işin sırrı? Büyük ihtimalle başka bir yer atıyordur random olarak ama. Evet, biz yine reward'umuzu alamadık artık. Oradan alacağız. Bu arada buradan çıkmıyor. Heh, çıktı. Çıkınca da Dragon'la karşılaşırız şimdi. Oo. Şansımıza. Evet, temiz. Valla Dragon's Reach'ten oraya gitmek daha kolay da gidemiyorum. Çünkü yakınlarda düşman var diyor. Muhtemelen Dragon. Evet. Ben hemen burada yine save'imi alıyorum. Ne güzel sevinmiştim kimse gelmedi diye. Öncelikle kaçmasını engellemek için Dragon Rant yapacağım. Bu da Ancient Dragon, yani oyundaki en güçlü dragonlardan bir tanesi. Bunu almak için de alamayacağım yani, çünkü sıkıntı olacak. Apprentice falan yapacağım. Onda bile gitmiyor abi. Stamina bitti yani. Ne yapalım? Potions. Stamina. Yok vallahi staminamız yok. Çok iyi ya. Ne yapıyor? Aha uçtu valla. Nasıl uçar ya? Ha Warslug'ı falan da alıyor bak tekte yani. Çok sıkıntı olacak çok. Ben Healing Hands mi yapsam ya Warslug'a? Felaket can alıyor ya. Bir de hem yapabiliyor. Hem Frost atıyor hem de şey atıyor, yani ateş atabiliyor, her şeyi yapabiliyor. İlginç, bunu burada bölümün sonuna bu şekilde gelmemek için ben iyice indirmek zorundayım bunu. Yapacak bir şey yok. Bir de böyle. Bir de Skyrim'de dragonlar çabuk öldürülüyor derler. Ama müziği verince kesin öldürüyorsunuz ya. Kaçarı yok yani. Resist Fire olacaktı bende, bir de onu da alalım da. Bir de staminam olsa. Hah. Aha kurt geldi. Evet, Ancient Dragon. Uzun zamandan beri ilk defa kestiğim bir şey. Bari ödülü bol olsaydı. Yine iyi geldi de. Evet, Over Encumber. İlk defa bir bölümde Over Encumber olmadık dediydim. Burada olduk şu an. Neyimiz var verebilecek? Verebilecek bir şeyimiz yok ama giyebilecek botlarımız var. Evet, kurtardı. Evet, Dragon's Reach'in oradan Companions'a girip bölümü
şeyi quest'i verip bölümü sonlandıracağız arkadaşlar. Bir sonraki bölümde bilmiyorum gücümüz yetecek mi ama Warstag'a Ebony Armor çekmek istiyorum set olarak. Daha sonra aklımda bir şey daha vardı. Companions'la ilgili ama. Ha işte eve yatak yapacağız. Ebony Armor set çekmek için de Smithing'i 2 level daha kastırmam gerekiyor. Onu da herhalde siz görmeden hallederim diye düşünüyorum. Bu arada son gelen bir güncelleme var, dediğim gibi ben yapmadım. Şu yükleme sahnelerini ve save'leri falan hızlandırıyor bayağı. Bir sonraki bölümde onu da yapmış olacağım. Evet, hallettik. De hiç para mara vermediler. Boşa mı kastık abi? Hiçbir şey vermedi yani. Evet, neyse. Halletmiş olduk. Bunu da dediğim gibi eve gidip bir yatak koyacağım. Sonra bir sonraki bölümde bir bakmışız. Seçenekler çıkmış önümüze. Onu şimdiden yapalım ki. Zaten her bölümün yaklaşık 6-7 dakikası yükleme ekranlarıyla geçiyor. Gayet sıkıntı bir durum. Evet. Hazır buraya kadar da gelmişken şuradan bir Iron Fittings yapalım ya. Evet. Yukarıya mı koyacağız? Nereye koyacağız? Şu taraf, bu taraf bizim. Şu tarafa koyulabilir aslında. Yani şuraya bence gelebilir. Evet, single bed koyuluyor buradan. Ben iki tane koyayım, ne olur ne olmaz. Bunları koyamıyoruz. Buraya koyuyor değil mi? Aynen. Evet, burası zaten boştu. Böyle daha iyi oldu. Hatta buradan şey de yapabiliyorsunuz. Alt kata buraya falan da koyabiliyorsunuz galiba. Yok. Ama bir yere koyuluyordu ya. Bir yere daha şu arka tarafa koyuluyordu galiba. Da zira şimdi şey yaptık. Nedir adı? Buraya başka şeylerle doldurduk. O sıkıntı olabilir. Evet. Ektiğim şeyler burada çıkıyor. Bu bayağı iyi oldu. Nightshade, Death Bell, Canis Root. Bunlar önemli. Yapacağımız potionlarda. Yine burada ben ekeyim de. Buraları da. Bu iki ürün işime yarayacak diye hatırlıyorum. Yanlış da hatırlıyor olabilirim ama ekeyim ben, toplamayacağım. Evet arkadaşlar, bölüm 28'in sonuna geldik. Bir sonraki bölümde dediğim gibi Ebony zırh çekmeye çalışacağım Warstag'a. Kendim 2 level atlayabilirsem Smithing'de. Daha sonra çocuk sahibi olmaya bakacağız. Ve ondan sonra da Companions görevlerine devam edeceğiz. Ve Companions görevlerinin sonunda da
kurt adam nasıl olunur onu göstereceğiz. Gelelim Borderlands'e. Borderlands'te ise Mert'in vizeleri var şu ara ve evinde değil. O yüzden gecikti o seride. Büyük ihtimalle hafta sonu ya da önümüzdeki hafta başı gelir devamı serinin. Evet, şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.